Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 8. güne. Bugün açıortay günü. Toplamda 3 dersimiz olacak. Dur, korkma. Korkma, sakin ol. 3 ders ama derslerin süreleri kısa olacak. Çünkü niye? 1. dersimizde 1 sayfa, 2. dersimizde 2 sayfa, 3. dersimizde 1 sayfa işleyeceğiz. O yüzden hepsini aynı anda da bitirebilirdim de kazanım ayırmak istedim. O yüzden 3 ders olacak. Korkma, rahat ol, relax. Sakin bir şekilde bugün de çok güzel bir şekilde bitireceğiz ve çok zevkli olacak. Bu zamana kadarki bildiğin bilgileri burada da kullanmaya devam edeceksin. Sadece açıortayla ilgili küçük bilgiler öğreneceksin. Bundan sonrası zaten böyle küçük bilgiler, önceki bilgiler falan filan diye gidiyoruz. Zaten bunu çok konuştuk zamanında. Şimdi ne yapalım ilk etapta? Şafak sayarımızı şöyle bir açalım istersen. Şafak sayarımızda. Hop, 8. gündeyiz. Hocam 8. günde ne var? Açıortay var. Sayfamız ne? 54 ile 57 arasını işleyeceğiz. Sonraki sayfamıza bakalım. Hemen şöyle şurada. Bütün böyle 3. dersten sonra şuraya tiki biz de atacağız. Bak, 3 ders olduğunu görüyorsun ama 1 sayfa burada, 2 sayfa burada, 1 sayfa burada olacak şekilde süreler az olduğunu söyledim. Bir de şöyle haftalık programa bakalım. Haftalık programda açıortay ve kenarortay var. Yani 5. haftaya gelenler ne yapacak? 8. gün. Sadece bugünle bitmiyor. 8 ve 9. günleri işleyecek. Hadi bakalım, dersimize tam anlamıyla başlayalım mı? 54. sayfaya geldik ve açıortay konusuna başlıyoruz. Açıortay dediğimiz şey, daha önce üçgende açıda işledik zaten. Tanımı kolaydı. Açıyı ortalayan doğruya biz açıortay doğrusu adını veriyoruz. İşte bu tam olarak açıortay. Daha öncesinde ne yaptık biz? Açıyla ilgili kısımlarından bahsettik. A, A, B, B ya da alfa, alfa, beta, beta yazdık. Şimdi uzunlukla ilgili kısmını işleyeceğiz. Ha, şunu da söyleyeyim. Bir soruda açıortaylık varsa ve uzunlukla alakalı bir şey yoksa yine açılara dalmayı da ihmal etme. Tamam. Şimdi açıortay doğrusunun özelliği nedir? Açıortay doğrusu üzerinden bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler birbirine eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Nereden alırsan al, şuradan da alsan bu dikmeler yine birbirine eşittir. Şöyle şöyle. Ayırdıkları yerler de eşittir. Ya da buradan da alsan böyle böyle. Bu dikmeler de birbirine eşittir. Şuradaki ayırdıkları parçalar da birbirine eşittir. Evet. Ek çizim tekniklerinden biridir diyebiliriz. Ama ne zaman? Şimdi sen açıortayla karşılaştın. Kollara çizilen dikmeler varsa eyvallah. Kollara çizilen dikmeler hali hazırda olduğunda o dikmelerin eşitliğini, ayırdıkları yerlerin eşitliğini sonra da direkt kullanabilirsin. Ama ek çizimi nerede hocam bunun? Baktın açıortay konusundasın. Kola bir dik çizilmiş ve şekilde soruyu çözemiyorsun. Bir şey çizmem lazım dedin. Bir şey çizmem lazım dediğin zaman hemen aklına muhteşem üçlü ortaban ikizkenar geliyor ama onlar da yoksa o zaman o konuyla ilgili bir çizim var mı? Hemen düşünüyorsun. Aa hocam, kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir diyorsun. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşitse ayırtları yerlerinde eşitliğini de gösterip sonra sonuca ulaşıyorsun. Tamam, bu konunun da mantığı bu. İlk etaptaki ilk dersin mantığı bu. Şimdi gelelim öğrenme alanında. Bu işi iyice öğrenelim seninle birlikte. Şöyle A ve B şıkları var elimizde. Arkadaş açıortay verilmemiş ki, alfa ilk alfa verilmiş. Eyvah, ne yapacağız? İkizkenar verilmiş ve taban kenarı soruluyor. Bak, ikizkenar üçgende taban verilmişse ya da taban mevcutsa İnsan olan ne yapar diyorduk? Tabana ait yüksekliği çizer diyorduk. Yapalım bir insanlık o zaman burada. Hemen tabana ait yüksekliği çizelim. Hemen çiziyoruz tabana ait yüksekliği. Hop, çizdik. Bak, eski konular yine karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere. O zaman burası alfa alfa yapar. Çünkü çizilen yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. Yazdık. Hocam ben her bilgiyi kullanmak zorundayım diye artık soruyorsun. Bu soruya da alıştırdın kendini. Şimdi ben alfayı iki alfayı kullanamıyorum. Ama bak, verilen bilgileri kullanacağız. Bulduğum bilgiyi de kullanacaksın. Hocam şuraya baktığımda alfa. Bak, burada da alfa alfa buldum. Aa, alfa alfa oldu. Yan yana geldi. Burada bir açıortay çıktı. Aslında burada da bir açıortaylık vardı ama ben bunu ikizkenarda kullandım. Şimdi şuradaki açıortaylığa bakalım. Hocam buradaki açıortayda, ana ne güzel, kola bir dik çizilmiş. Aa, bu da kola dik çizilmiş, burada da oluşmuş. O zaman kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. O zaman kollara çizilen dikmelerin eşitliğini ve ayırdıkları yerlerin eşitliğini yazarsam hocam çizgi 3 oldu. O zaman burası da 3. O zaman x'i kaç bulduk? Toplamda 6 bulduk. Hali hazırda verilmiş gibi soruda aslında. Ama eski bilgileri tamamladıktan sonra hali hazırda verilmiş gibi olmadı mı burada? Evet. İlk önce yüksekliği çizdik, sonra kollara çizilen dikmeler direkt karşımıza çıktı burada. Geldik B şıkkına. Hocam B şıkkında da bakıyorum soruda. Ya 5 var, 19 var. Pisagor bağıntısı yapıp burayı bulsam mı? Yok. Sakın. Saçma Pisagorları yapmıyorduk bir kere. Kök içinde 25 artı 19'un karesi. Bilmem ne çıkacak. Onlar gereksiz. Yapma. Gereksiz şeylerle uğraşma. Ne yapacağız hocam? O zaman bir şey çizmeli.
miyim ben burada? X'i bulmak istiyorsam 90 derecede varsa dik üçgene karşılık getirmem lazım diye düşünüyorsun. Bir şey çizerken de muhteşem üçlü ortaban x kenarlık yok diye kendi kendine söyledi zaten. O zaman bu konuyla ilgili ek çizim var mı diye düşünüyorsun. Hocam açıortaylık var. Hocam açıortaylıkta kola bir dik çizilmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. O dik buraya mı gelir? Hayır. Kollar açılan dikmeler eşit olacak. Ayırdıkları yerler de eşit olacak ya. 19 ayırmışsa 19 ayıracak. 19'un 7'si burada. O zaman uzantısını çizmek zorundayız burada. Ya da buradaki geniş açıdan da anlayabilirdin. Çizilen yükseklik dışarı düşüyor diye. O zaman ne yapalım? Hop şöyle uzattık bunu. Uzantısında olacak. Şöyle düzgün çizebilsem. Ve burada da kollar açılan dikmeleri şöyle uygulayabiliriz. Kollar açılan dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit. 5 ise 5'i yazdık. 19 ise 19'u yazdık. Buraya 12 kaldı. Sonra bakıyorum ki şuradaki üçgende ne çıktı buradaki üçgende? Hocam dik üçgen çıktı ki zaten sorunun başında söylemiştik. 90'lık varsa büyük ihtimalle dik üçgenden çıkardı. Kollar açılan dikmeler sohbetini yaptıktan sonra burası da 13 çıktı. Yani x'i 13 bulduk. Öğrendik mi öğrenme alanında işi? Öğrendik. Hadi gel bakalım şimdi. Örnek 1 ile yani ilk başta klasik sorularla başlıyoruz. Örnek 1 ile bunu iyice şekillendirelim. Örnek 1'de şöyle bilgiler verilmiş. 10, 10, 16, 7, 21x verilen bilgilerde bayağı bilgi verilmiş. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hocam o zaman verilen bilgileri kullanayım. Açıortaylık verilmiş. Kullanamıyorum maalesef. Açıortaylıkta hiçbir şey yok çünkü. Sadece açıortay verilmiş. Açıları yazsak mı olacak? Aa hocam z oluyor. Hayır bak lütfen bir tarafımızdan yani kafamızdan bir şey uydurmuyoruz. Sakın. Sakın öyle bir şey yok. Kafamızdan bir şey uydurmuyoruz. Niye? Paralel verilmemiş ki bunlar. Niye böyle z'yi uyguluyorsun? Z gibi şeyleri uygulayacağın yerlerde paralellik var mı yok mu? Ona dikkat et. Tamam hocam ne yapacağım burada? Bak burada ikizkenar verilmiş. O zaman ikizkenara yoğunlaşalım. Taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Yap bir insanlık bakayım şurada. Hemen yapıyoruz şurada bir insanlık. Hop tabana ait yüksekliği çizdik şöyle. Tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya bölecek. 8 8. 6 8 13 üçgeninden burası da kaç çıktı o zaman? 6 çıktı. Yalnız dikkat. Hocam buradaki Pisagor'dan mı yapacağız? Sonuca öyle mi ulaşacağız? Hayır. Zaten burası 15 21. 15 21 ile ilgili özel üçgen yok. Sen bunun doğrusal olduğunu nereden biliyorsun? Biz kendimiz burada sadece bu üçgende dik çizdik. Bunun devamı belki şöyle geliyor ki büyük ihtimal öyle geliyor zaten burası. Yani yine bak bir tarafımızdan bir şey uydurmuş oluyoruz. Bu doğrusal olduğunu kabul ederek. Doğrusallık olmadığı sürece ya da sen bunu böyle uzatmadığın sürece ya da uzatsan da buranın dik olduğunu zaten biliyor muydun? Bilmiyordun. Böyle şeyleri sakın ama sakın yapmayın. Sen burada x kenarda dik çizdin. Bunun doğrusal olduğunu söyleyemezsin. Tamam? Ya bu hataları çok yapıyoruz. Nereden biliyoruz? Zamanında ben yaptım çünkü. Sen yapma diye ısrarla bunu anlatıyorum böyle. Tamam takıldık kaldık yine. Soruda verilen bilgiyi kullanacağız. Verilen bilgini açıortayı şimdi kullanabiliyor muyum diye bakayım. Hocam açıortayı şimdi kullanabilirim. Bak açıortayda kola dik çizilmiş. O zaman ne yapacağım? Diğer kolada ben bir dik çizeceğim. Hemen diğer kolada ben bir diki çizeyim. Hop diki çizdim şöyle. Kollara çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. O zaman hocam şurası 6 ise burası 6. Ayırdıkları yerlerde birbirine eşit olacak. O zaman burası da 15 oldu. Bak 15 ayırmışsa 15 ayıracak böyle. Sonra tamamı 21'di. Buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Sakın 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 ha. Hocam burası böyle doğrusal deme. Biraz önce bahsettim zaten. Ben sadece buradan şöyle bir dik çizdim. Sonra buraya bakıyorum. X deniliyor benden. X'e ait üçgen var. Hatta ne güzel. Güzelim bir dik üçgen var burada. O zaman 6 6 ise burası da ne olacaktır? X kenar dik üçgenden dolayı 6 kök 2 çıkacaktır. Cevap 6 kök 2. Geldik bir sonraki soruya. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Good. 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 Bakalım ne diyor? Verilen bilgileri şöyle bir kullanalım seninle birlikte. Şimdi açıortay verilmiş. Önceden bak şunu bile kullanmayı beceremiyorduk. Şimdi artık iyice öğrendik. Böyle bir şey verildiği zaman karışık olan yere böyle bir değer ver. Karışık olan yerdeki bu BC'ye mesela K diyelim. O zaman burası K artı 8 oldu. Yani AC uzunluğu K artı 8 oldu. Tamam. Şuraya K yazdım. AC uzunluğu K artı 8 oldu. Tamam. Hocam Pisagor mu yapsak? Yok. Niye? Çünkü iki tane bilinmeyen var. X ve K. İki bilinmeyenle bir denklemle karşılaşıyoruz. Ha şöyle bir şey olmuş olsaydı. İki bilinmeyenle iki denklemle karşılaşmış olsaydık o zaman Pisagor bağıntısını uygulayabilirdik. Ama burada Pisagor bağıntısı yapsak X'li K'lı bir şey gelecek. Sonuç çıkmayacak. O zaman düşünelim. Verilen bilgileri kullanalım. Verilen bilgi burada ne? Açıortay. Hocam şu açıortaylığı nasıl kullanacağım? Bu açıortaylık açıortay nasıl kullanılır? Bak çaktırmadan dik üçgenin içerisinde açıortay verilmiş ve bunu da yaparlar. Açıortay verilmiş. Aslında burada ne yapmış? Ne yapmış biliyor musun? Burada şunu yapmış aslında. Açıortayda bak kola dik çizmiş var burada. O zaman diğer kolada ben bir dik çizebilirim. Yani dik üçgenin içinde de böyle saklayabilirler bu durumu. O zaman ne yapacağız? Hocam açıortayda kollara çizilen dikmeleri kullanacağız. Hop kola bir dik çizmişse diğer kolada ben bir dik çiziyorum. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta ayırdıkları yerler de
birbirine eşit. Şu parçayla da şu parçaya eşit. Of, parçaya bak. Burası da K mı oldu? Çünkü burası K ise burası da K. Aa, tamamı K artı 8'di. O zaman buraya 8 kaldı. Şimdi bu çizgiler de birbirine eşitti. 4, 4. Ve bak, X'e ait bir dik üçgen çıktı. 1, 2 kök 5 üçgeni 4 kök 5 mi olur? Evet, X böylelikle küçük olanın kök 5 katı çıktı. Yani 4 kök 5 çıktı. Evet, keyifli değil mi? Örnek 2'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 3'e. Bak, bir yüzü yeşil, öbürü yüzü kırmızı olan dik üçgen şeklindeki karton. Dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek biçimde şekil 2 ve 3'teki gibi katlanıp tekrar eski haline açılıyor. AB eşittir 6, AC eşittir 8 verilmiş. 6, 8, 10 üçgeninden burası da kaç yapar? 10 yapar. Hatta lazerle göstereyim. Buna göre katlama çizgilerinin kesim noktasının hipotenüse olan uzaklığı nedir diye soruluyor bana. Şimdi ben ne yapacağım burada? Katlama çizgileri benim için önemli. Gel ilk etapta şöyle şekli bir büyüteyim. Şekli bir büyüteyim. Senle birlikte şurayı bir katlayalım. Hocam ilk etapta şöyle katladığım zaman ne oldu? Şekil 2'yi oluşturdum. Katlama çizgisini de görüyorsun orada. Geriye doğru açalım. Sonra öbür türlü şöyle bir katlayalım. Katlama çizgisini görüyorsun. Sonra da geriye doğru açalım. Bizim için buradaki katlamalardaki buradaki değerler önemli mi? Bence önemli değil. Niye? Soru kökünde katlama çizgilerinden bahsetmiş. İşimiz katlama çizgileriyle. Sen zaten böyle katlandığında animasyonla da gördün. Burada da görüyorsun. Kat çizgisi burası değil mi? Ya da burada katladığında kat çizgisi burası değil mi? Evet. Kat çizgisi orası. İstersen burada da şöyle bir geri doğru açalım. Kat çizgisinin esprisi nedir? Hocam kat çizgisinin esprisi. Böyle yaptık ya. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit ya. Hop. Kat çizgisi ne olmak zorunda? Üst üste binen açıların eşitliğinden dolayı bu buraya geliyor. Birbirine eşit. Aynı şekilde diğer üçgeni de şöyle şöyle açsam katlama çizgileri şuradaki katlama çizgisi önemli olduğu için açı ortay olduğunu fark ediyor muyuz? Evet. O zaman ben gel burada şuradaki kat çizgilerini çizeyim. Hocam kat çizgisi burada bu. Çizdim şöyle. Burada da hatta kesim noktasından bahsediyor. Kat çizgilerinin kesim noktasına kadar geleyim. Öbüründe de kat çizgisi bak tam olarak burası. Çizdik. Bu kat çizgisi açı ortay. Bu kat çizgisi de açı ortay. Katlama çizgilerinin kesim noktasının hipotenüse olan uzaklığı soruluyor bize. Hipotenüse olan uzaklığı da işte tam olarak nedir? Tam olarak budur. Hocam şuradan bizden x uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız burada? Arkadaş soruda belli artık. Soruda bak yine yeni nesil. Eksik parçayı biz tamamladık orada. Bak bizden bu isteniyor. Bak burada açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer kolada biz bir dik çizelim kardeşim. Diğer kolada biz bir dik çizince şöyle kollara çizilen dikmeler eşit. Yani burası da x olur. Ayırdıkları yerler de eşit olacak. Şu parçayla şu parça eşit olacak. Bu arada şunun da 10 olduğunu biliyoruz. 6, 8, 10 üçgeni. Buradaki üçgende de açı ortay. Bunu da kullanmak zorundayım. Kollara çizilen dikmeler eşit. O zaman diğer kolada biz bir dik çizelim şöyle. Hocam burası da x oldu ve şu parçayla da şu parça eşit olacak. Aa, şurada bir dörtgen çıktı. Hatta dikkat. Burası 90. Burası 90. Burası da 90. Dörtgenin açıları toplam 360'dan burası da 90 oldu. Yani burada bir dikdörtgen çıktı. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. X'ken burası da x oldu. Hatta bir kare oldu. X'leri yazalım. Aa, sonra soru kendiliğinden akıyor. 6 eksi x oldu burası. Bunlar eşitti. Burası da 6 eksi x. Buraya 8 eksi x kaldı. Hocam bunlar eşitti. Burası da 8 eksi x. Toplamda bu uzunluk neydi? 10 değil miydi? Evet. Yani 6 eksi x artı 8 eksi x eşittir 10 olacağından 14 eksi 2x eşittir 10 oldu. 4 eşittir 2x oldu ve x'i de böylelikle 2 olarak bulduk. Kolay bir soru. Çok zor bir soru değil. Artık sen buradaki sorulara alıştın. Burada sadece işi uzatmadım. Şu ikinci şekilde vay efendim burası 6 ise burası 6 olur. Burası dikse burası dik olur. Şunlar birbirine eşitlikleri falan filan yazmadım. Çünkü kat çizgisiyle muhabbetimiz olduğu için direkt şekil 1'de kat çizgisini hop direkt şekil 1'de kat çizgisini ve kat çizgisini kesim noktasına kadar getirdim. Hatta bunun devamını böyle de getirebilirdim de şekil karışabilirdi o zaman. Güzel bir soruydu. Örnek 3. Böylelikle cevaba 2 diye ulaştık. Geldik örnek 4'e. Yani birinci dersin. 8. gün birinci dersin. Son sorusundayız. Arkadaş burada ne verilmiş? Şimdi 5 verilmiş, 3 verilmiş, 8 verilmiş x soruluyor bize. Hocam burada verilen bilgileri kullanmak zorundayım. Bu açı ortaylığı kullanayım. Aa, açı ortay kola bir dik çizmiş. Ne yapacağız o zaman? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Dik çizeceğiz. Hemen çizelim şöyle. Hop şöyle kırmızıyla başlıyoruz tabii çözümlere. Hop diğer kola da ben bir dik çizdim. Kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Tam K noktasından çizemedim. Böyle de uyuzluğum var benim. İşte böyle çizdim. Tamam. Çizince böyle kollara çizilen dikmeler eşit. Şu parçayla şu parça eşit. Ve ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Yani şununla da şu birbirine eşit. Aynı şekilde şu açı ortayla da kullanayım. Bu açı ortayda bir kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim. Hocam diğer kola da ben bir dik çizecek olursam şöyle. Hop şöyle. Hocam kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Şu parçayla şu parça. Bak burada açı ortayda çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. Yani burası da kaç oldu? 5 oldu. Takıldık kaldık. Yapamıyoruz bir şey. Verilen bilgiyi kullanacağız. Nereye odaklanacaksın?
verilen bilgiye ya da bulduğum bilgiye odaklanacağım. Hocam biz 8'i kullanmadık. Bak sen şu. Hocam burada da 8 var. Acaba dik mi çizsem böyle? Dik çizsek bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Durduk. Hocam 8'i kullanacağım. 5'i de buldum burada. Toplamda burası kaç yaptı? Onu da yazayım o zaman. Ne olur ne olmaz. Burası 13 yaptı hocam. Sonra benden ne isteniliyor? Hocam benden x isteniliyor. Burada da 3 var. Evet. Bakalım bir şeyler fark edebilecek. Şöyle baktığımız zaman x isteniliyor benden. Şurada da 3 var. Hocam şurada kollara çizilen dikmeler var. Ne oluyordu? Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Nerede eşit oluyordu? Açıortayda hocam, değil mi? Bir tek bak, söylediğimiz şeylerin genelde tersi de doğru oluyor. Açıortayda kollara çizilen dikmeler eşit değil miydi? Evet. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Kollara çizilen dikmeler eşit olduğu için açıortayda tam tersi. Ben şurada şunu çizecek olursam, dikkat, şunu çizecek olursam, o zaman bu da ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Şöyle açıortay olmak zorunda. Ya da dur. Hocam şu üçgende bu dış açıortay, bu dış açıortay, burası açıortayların kesim noktası yaptı. O zaman buradan gelen de açıortay olmak zorunda. Ama ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesiyordu ya da 2 dış bir iç açıortay bir noktada kesiyordu. O yüzden bu iç açıortay olur diyebilirdik. Ya da şunu şöyle çizdikten sonra, hocam burada bir dik üçgen var. Yuvarlağı 13, hipotenüs de burası. Hocam burada da yuvarlak var. Burası da ortak. O zaman burası da 13 olmak zorunda diye Pisagor bağıntısından da yine sonuca da ulaşabilirdik. Ama şu daha tatlı oldu. Kollara çizilen dikmeler eşit. Nerede? Şunu çizdiğimde açıortay olduğunda. O zaman ben bunu açıortay buldum. Açıortayda da kollara çizilen dikmeler eşitse aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit değil mi? Evet. Yani x artı 3 eşittir 13'ten. X'i de böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz gençler. Evet. Örnek 4'ü de bu şekilde bulduk. Birkaç farklı yöntemi de gösterdik. Sırada ne var? İç açıortay teoremi var. Ama iç açıortay teoremi farklı bir kazanım olduğu için bir sonraki derse bırakacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, ikinci derste. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.